Merhaba. Bugün size Bir Masal İyi Gelir yeni kitabımdan bir masal anlatacağım. İyi dinlemeler. Benim ismim Judith ve bir masalcıyım. Ve bugün size kısa bir mola vermek için biraz hayal kurmayı davet etmek istiyorum. Bizim kendimiz için yapabildiğimiz en iyi şeylerden biri, düşünen ve hisseden taraflarımızı eşit bir şekilde, dengeli bir şekilde kullanmak. Ben sizi biraz hayal kurmaya, hissetmeyi davet etmek isterim. Ve bunu güzel yapabilmek için ilk önce bedenimize dönmemiz gerekiyor. Çünkü her hayal aslında hayal görmek, dinlediklerimizi bedenimizde anlamak, bedenimizle hissetmektir. O yüzden İlk önce bedenimize dönelim. Bazen çok kafamıza kaçabiliriz. Ve rahat bir şekilde oturunca sadece nefes alan bir beden olduğunu hatırlayın. Ve nefes sadece bedeninizde onu değiştirmeden bedeninizde girdiğini ve çıktığını gözetleyin. Oturduğunuz yeri fark edin. Oturduğunuz yerin rahat mı, sert mi? Biraz harekete etmek ihtiyacınız var mı? Yaslandığınız yer neresi? Elleriniz birbirini dokunuyor mu? Kucağınızda mı? Ayaklarınız yere basıyor mu? Basmıyorsa yere bassın. Ve bu gevşek beden içinde birkaç nefes almaya izin verin kendinize. Ve her nefes geldiğinde o nefese hoş geldin deyin. Her nefes gittiğinde yine gel. Çünkü nefes bizim temel dansımız. Nefese alınıyoruz aslında. Sürekli bir alışverişimiz var dünya, evrenle, hava ile birlikte. Onu fark edelim. Her an bize dışarıda neler geldiğini, ne hayat verici armağanlar geldiğini fark edelim. Bu rahat bedenin içinden şimdi size kısa bir masal hayal etmeyi davet edeceğim. Sultan öfkelendiğinde yumruğu böyle sert vururdu masaya ki sarayın bütün duvarlar titrerdi. Sadece duvarlar değil, saraydaki herkes titrerdi. Vezir bile tır 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 titrerdi. Küçük bir çocuğun sesi gibi çıkardı onun sesi. Efendim, ne yapabilirim? Şimdi zannetmeyin ki bizim sultan kötü bir sultan değildi. Ama o kadar çok sorumluluk, o kadar çok iş, hep böyle bir baskı, bir sinir basardı ona. Yoksa onun gibisi hiç görünmemişti. Ha, ne kadar çok okul, ne kadar çok hastane açmıştı, neler yapmıştı halkın için. Ama öfke nöbetleri herkesi korkuturdu. Günlerden bir gün sultan yine sinirlenip sarayın kapısını çarpıp bahçeye gitmişti. Ki bahçenin kokularını yeni biçmiş çimlerin kokusu onu sakinleştirdi. Bir elma ağacının dibinde oturdu. Ve oturduğu anda hafif güneş tarafında ısınmış toprağın sıcaklığını altında hissettiği için uykuya kaldı. Daldı birden ve dalar dalmaz burnunda bir kelebek kondu. Gözlerini açtı, kereyi bir baktı. Kelebeği ne kadar yakından görebiliyordu. İki koca gözle kelebek ona bakıyordu ve ona "Hadi, uyan, gel benimle," dedi. Ve sultan bedeninden sıyrılıp bir kelebek olarak uçmaya başladı. Rüzgar onu aldı ve uzaklarda bir çiçek üstünde koydu. O konduğu çiçeğin sarı gözlerini öyle kamaştırdı. Uzattı uzun burnunu ve
çıktı çiçeğin kalbinden baldan tatlı, çiçek kokulu nefis bir içecek. Bahçe kelebek gözünde. Ne güzel görünüyordu. Ne kadar çok renk. Ve ilahi müzik çalan kanatlı bir kalabalığı vardı. Yusufçuklar, arılar, kelebekler. Ve o da onlardan biri olarak gün boyunca amaçsızca çiçekten çiçeğe uçtu. O hafiflik. Ona o kadar iyi geldi ki. Akşam bütün gün güneş altında uçtuktan sonra iki yaprağın arasında yatağını yaptı ve uykuya daldı. Uyuduğunda bir rüya gördü kelebek. Rüyasında kelebek bir sultan olmuştu. Koca cüssesi, sinirli, öfkeli bir sultan. Uyanır uyanmaz sultan ilk önce onu uyandırmayan hizmetçileri sinirlendi. Sonra hemen koşarak saraya doğru gitti. Gün boyunca toplantılar, yasalar, emirler yağdırdı. Herkes onun tarafında koşuyor, titriyor. Ah, akşam yorgun, ipekten bir yatağın içinde devrildi. Kafasını ipek yastığına konduğu andan itibaren kelebek uyandı. Arasında uyuduğu yapraklar geri gitti ve uçmaya başladı. İlk yaptığı şey bu kanatlarını silkeleyerek üstünde kalmış binlerce kararlar ve emirlerden kurtulmak. Of, ne kadar kötü bir rüyaydı. Ama bahçeye baktı. Gün yeni doğuyordu. Ve her yerde müzik çalan kanatlı bir kalabalığı vardı. Arılar, yusufçuklar, kelebekler ve o da onlardan biriydi. Ve çiçekten çiçeğe uçmaya başladı. Nektarlar içerek nefis bir gün geçirdi. Gece uyuduğunda yine rüyasında sultan olmuştu. Ama uyandığında tekrar kelebek. Yıllar boyunca her gece sultan rüyasında bir kelebek olduğunu gördü. Ve her gece kelebek rüyasında bir sultan olduğunu gördü. Sultan her sabah uyanır uyanmaz bir kelebek olduğunu unuttu. Kelebek ise sultan olduğuna hiç ikna olmadı. Evet, umarım bu kısa masalla birlikte kendinizi hissetmeye fırsat vermiş olursunuz. Bu masalı çok seviyorum çünkü bizi içinde bulunduğumuz bu kutuplaşmaya hatırlatıyor. Hepimizin içinde bir kelebek, hepimizin içinde karar veren bir sultan var. Bazen bir tarafımız biraz daha ağır basıyor ama hayatımızdaki hedef her zaman denge. O yüzden düşündüğün kadar hisset, hissettiğin kadar düşün, uçtuğun kadar yürü, yürüdüğün kadar uç. Hem sultansın hem kelebek.